Efendim biliyorsunuz İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan bir şehidin abisine küfür etmişti. İşte o şehidin abisi Tahir Gümren son günlerde yaşadıklarını anlattı ve şöyle seslendi küfreden kişiye. Şehit abisi Gümren benim için de 1997'den bu yana parçalanmış bir şehidin acısı var. Bana küfredenler 2023'te ya da sandıklarda milletin karşısına nasıl çıkacaklar dedi. Şu an cezaevine girelim. İyi Parti heyeti dün Bingöl'de bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti. O ziyarette yaşananlarsa gündeme oturmuştu. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan derdini dinleme bahanesiyle kafa kola aldığı bir şehit ağabeyine sinkaflı bir şekilde küfretti. Benim kardeşimin... İyi Partili Türkkan'a bu olay sonrası tepkiler dinmezken şehit ağabeyi Tahir Gümren yaşananları gazetecilere anlattı. Gümren 1997'den beri kardeş acısıyla yaşadığını söyleyerek kendisine küfreden Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Ben 97'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorayım da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallara topladılar mı? Doldurlar mı? Onu bir öğrensin önce. O Meral Hanım'a da şunu söyleyeyim. Sizin de bir kardeşiniz böyle parçalansaydı, sen toplasaydın galiba bunu yapmazdınız. İyi Partili Türkkan'ın kendisine olay anında tekme attığını da söyleyen şehit ağabeyi Gümren, ne yüzle bu milletten oy isteyeceksin diye sordu. Evet, gerçekten bana hakaret, küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Ayak dizlerle, ayakkabıyla bana vurdu, hala yarısı var. Vardır yani. Bunları çektim, hepsi rapordadır. Ve bana bu hakareti eden şahıs bir de utanmadan, ıslanmadan gidip televizyona diyor ki bunlar yalandır. Senin gibi bir insan olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Sen hangi yüzle insanların karşına çıkıp da o isteyeceğim ve senin başkanın hangi yüzle bu teröre destek vererek o isteyecek onu da bilmiyorum. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de Türkkan'ın bu hareketini eshefle kınadıklarını söyledi. Lütfi Türkkan özrü kabahatinden büyük, bu arkadaşımıza ağza alınmayacak küfründen dolayı öncelikle Türkiye'deki bütün şehit ailelerimizden, gazilerimizden ve Bingöl halkından özür dilemelidir. Bu küfür sadece bugün burada bu kardeşimiz nezdinde yapılmamıştır. Türkiye'deki bütün şehit ailelerimize, gazilerimize ve bütün Bingöl halkına yapılmıştır. Efendim haberimizi hep birlikte dinledik. Diğer yandan şehit yakınına küfreden İyi Partili Lütfi Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasilerden ard arda açıklamalar geldi. Şehit ağabeyine küfürler savurdu, tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. İstifa çağrıları yapıldı. Çirkin sözlerin ardından siyasilerden ard ardına açıklamalar geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfi Türkkan vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir, dedi. HDP'yi sen, sen onu savun. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türkkan'a tepki gösterdi. Kahvaltıya gidiyordu. Varank, devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik. Baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir, diyerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef gösterdi. Seni tanıyorum sen. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir, dedi. Sen nasıl küfür ediyorsun? Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Türkkan'ı istifaya çağırdı. Yalçın, ar damarındaki çatlağı nasıl ki tıp tedavi edemezse, şehit ailesine küfretme arsızlığını da kimse tamir edemez. Edep yoksunu Lütfü Türkkan istifa etmeli, siyasetten de men edilmelidir, sözleriyle tepkisini dile getirdi. Yani pes dedirten görüntüler, bir insan normalde de küfretmemesi gerekirken bir şehit yakınına, bu topraklara canını, kanını akıtan ve gövdesini düşüren bir şehit yakınına, bir şehidin ağabeyine küfür gerçekten bu toplum, bu millet kaldıramaz.